Güney kadın kültür evinde kadınlar hem öğreniyorlar hem de üreterek ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bizler de hayatın her alanında bulunan kadınlarımıza neler hissettiklerini sorduk. Bundan önceki hayatınızda ne işe sahiptiniz ve şu an ne işe sahipsiniz? Ben ev hanımıydım daha önce. Bundan önceki hayatımda ev hanımıydım. Eşim market işletiyor. Onunla ilgileniyorduk daha önce. Şimdi de aynı. Buraya gelip gidiyoruz. Buradaki işlerle işli yapıyoruz. Dikiş bilmiyordum mesela. Dikiş öğrendim. O işlerle uğraşıyorum ve şu an hani burayla gelip gidiyorum. Ben İstanbul'da oturuyorum. Yazınları buraya geliyorum. Yazın geldiğim zaman burayı işte 2 sene oldu açılalı. Burada vakit geçiriyorum. Kışın İstanbul'dayım, yazın köyde. Bundan önceki hayatımızda evimizde işte hayvancılık yapıyoruz biz. Hayvancılık yapıyorduk. İşte yakınımız varsa gidiyorduk. Yoksa ben buralı değilim. Yakınımız yoksa gitmiyorduk. Evlere kapanıp kalıyorduk. Böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı. Ve çok iyi oldu buranın açılması. Ben ev hanımı. Hiçbir şey yapmıyorum. Bir daha yabancıyım ben önce. Geldim buraya. Evde hiçbir şey yapmıyorum. Burada geldim mesela örgürümü yaptım mesela şu ayıcıklar yaptım. 18 yaşındayım daha buranın maskosu en küçüğü benim. Buraya ilk gelirken çok çekinerek geldim acaba yapabilecek miyim ortama ayak uyduracağım mı diye. Evde daha önce hiçbir şey yapamıyordum hiçbir bilgim yoktu örgü kanaviçe hiçbir şey yapamıyordum. Buraya geldim hayatıma bir renk katındı resmen her şeyi öğrendik yavaş yavaş bayağı bir geliştirdik kendimizi. Ev hanımıyım evde uğraşıyorum hayvancılıkla, böyle el işleriyle. Bundan önceki hayatımızda böyleydik ama burası bizim hayatımıza renk kattı. Buraya gelerek güzel şeyler çıkartıyoruz, kendi özgüvenimiz yerine geliyor. Biz bundan önce hayvanımız var bizim köy yerindeyiz. Çapa, öyle işler yapıyorduk. Sonra burayı açılınca böyle işlere kalkıştık yani. Ya önceden de yapıyorduk örgü falan ama burada daha farklı oldu yani. Örgümüz, şeyimiz, ya ayıcık yapımı mesela çanta, kuzu. Yani böyle şeyler geliştirdik kendimizi. Çanta yapıyoruz daha çok. Yani ben daha çok çanta yaptım kendi adıma. Herkesinki farklı farklı ama benim ilgim daha çok çantaya oldu. Ben onu yaptım yani. Herkes farklı şeyler yapıyor. Kimisi seccade işliyor. Kimisi havlu yapıyor, işliyor. Öyle işler yaptık yani. Kadınlarımız burada, kadınlarımıza hem el işi öğretiyoruz. Hem ev ekonomilerine kazanç sağlıyorlar, hem de çok keyifli vakit geçiriyoruz. Kaç kadın var peki? Kaç kadın burada istihdam sağlıyor? 2 tane kursumuz var. Sabah Kur'an kursumuz var. 15-20 öğrencisi var. Benim de 20 tane öğrencim var. Burası sizin hayatınıza neler kattı? Ya ilk önce ben yabancıyım. Başka bir köyden geldim buraya gelin olarak ve arkadaş ortamım hiç yoktu. En büyük servet o bence. Arkadaş ortamım oldu buraya gelince. Hocam mesela çok destek oldu bana. İniyorum geliştirdim. Onunla ilgili satışlar yaptım daha önce. Buraya gelince hiç yapamıyordum mesela. Öyle şeylerle yani daha çok arkadaş ortamı. Oyunu çok seviyorum buranın. Ondan sonra iş yapmayı mesela kanaviçe hiç bilmiyordum. Onları falan öğrendim buraya gelince. Burayla birlikte mesela ben daha önce hiç örgü yapmadım. Kanaviçe yapmadım, el işi yapmadım. Evlendiğimden beri de tek düze yaşıyorduk. Buraya geldik, kanaviçe öğrendim. İlk kez yaptım, örgü öğrendim. Deprem bölgesine şapkalar ördük, gönderdik. Şu anda tek tek öğrenmeye devam ediyoruz. Benim için konuşmaya daha iyi olmuş. Arkadaşlar
muhabbet falan olduğu zamandan daha iyi oldum. Bu kurs bize her şey kattı diyebilirim. En ufağından başlasak, ailemize ufak bir destek de olsa destek katmaya başladık. Burada yaptıklarımızı Senson sergisinde satıyoruz. Bunlara evimize ufak ufak kazançlar katıyoruz. Kendi maliyetimizi çıkarıyoruz. Hem bize de eğlence çıkmış oluyor. Bize bağlı yaşıyoruz genelde. Burada kendi el emeklerimizi yapıp satabiliyoruz. Gelirimiz oluyor kendi elimize. Güzel şeyler çıkarttığımızı düşünüyorum. Becerene yapıyoruz. Güzel oluyor. Ben mesela yaptım, sattım çantalardan falan. Tabii bir bütçene katkı sağlıyor. Güzel oluyor. Hem de böyle biraz daha geliştiriyorsun kendini. Ondan sonra mesela geliyoruz bir aktivite bize. Güzel oluyor yani. Böyle idare ediyoruz. Peki bu kursta neler üretiyorsunuz sizler kurseyer olarak? Ben iğniyosu yaptım. O şeyleri iğniyosuna daha çok yönelik yaptım. Ondan sonra nevresim diktim. Çanta, öyle şeyler uğraştım. Kuzu yaptım. Kuzulardan yaptım. Öyle kanaviçe yaptım. Çent örüyoruz. Havlu işliyoruz. Ondan sonra namazlık işliyoruz. Böbek elbiseleri dikiyoruz. Mutfak önlüğü dikiyoruz. Yani hocamız bize ne gösterirse... Nevresim dikiyoruz. Hocamız ne gösterirse onu yapmaya çalışıyoruz. Sabahları Kur'an kursu oluyor zaten. Biz öğlen 12'de geliyoruz. İşte hocamız, Tülay hocamız sağ olsun bize dikiş dikmeyi, makine kullanmayı öğretti. Şu an ben kaneviçe yapıyorum. Devam ediyoruz. Artarak, inşallah artırarak da devam edeceğiz. Kuzular mesela yaptık. Şöyle çantalar, her şeyi. Biz her türlü hocamızın gösterdiği el işi, kazak olsun, yelek olsun, tel kırma olsun, çocuk battaniyeleri, sepet örme, kabak işleme, o tür şeylere doğru yönlendiriyor. Biz de ona göre onun gösterdiği şekilde yapıyoruz. Kadınların hayatın her alanında olması nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizler de kendi ayaklarınızın üstünde durarak bir şeyler üretiyorsunuz ve ekonomilerinize de katkı sağlıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Yani iğniyorsun mesela sattık, bazı şeylerimi satarak öyle kazanç elde edebiliyoruz. Bilmediğimiz şeyleri öğrenerek, mesela dikişi falan bilmiyordum ben buraya geldiğimde. Burada öğrendim dikiş yapmayı ve şu an mesela birkaç kişiden bana da nevresim diker misiniz, pike dikebilir misin diye İzmir'den falan talep alıyorum. Yani onlarımı geliştirdim, dikişimi daha çok önem verdim, o şekilde ilerliyorum. Çok iyi bir duygu. Evet, çok iyi. Yani seviyoruz kendi ayaklarımızda durmayı, hocamızın da bize yani... göstermesi çok mutlu ediyor bizi. Kesinlikle çok güzel bir duygu. Hani tamam, daha önceki yaşamımızda da şey olmuyordu, hani eşimize bağlı kalma, normal bir evlilikti, ama hani burada bir şeyler öğreniyoruz, sipariş alıyoruz, satıyoruz. Bence gayet güzel oldu. Bu yaşta kendi ayağımın üzerinde durmak çok güzel bir duygu. Eğer ki evde duran, yapabilir miyim diyen varsa, eğer ki ben gibi, herkes bence artık o bir adımı atması gerekiyor. İlk adım attı mı zaten her şey devamı çok kolay bir şekilde geliyor. Hocalarımın, kurs arkadaşlarımın katkısı yine, hepsi sırası yine oluyor. Bunların hepsi bizim tek tek en emeğimiz. Bunu yapmak için çok uğraştık, çok emek verdik, gece gündüz demedik. Şu an bu oda bizim için gurur odası diyebiliriz bütün sınıf olaraktan. Yani çok mutluyuz bu sene bu sergiyi çıkarttığımız için. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmak daha özgüvenimizi yükseltiyor. Yani daha iyi hissettiriyor. Ya ayaklarının üzerinde durması çok iyi bir his. Zaten ben yıllardır yapan bir insanım yani.